نعم. السورة الثانية سورة التكاثر. الناس في هذه الدنيا İnsanlar bu dünyada ينقسموا إلى قسمين. İki kısma ayırabiliriz bu durumda. قسم يريد أن يجمع الأموال والسيارات مثلا والعقارات وأمور الدنيا. Bazı insanlar var, dünya malını toplamak istiyor. En güzel arabalara sahip olmak, gayrimenkulleri olsun istiyor. فهذا هم الدنيا للآخرة. Bu insanın tek sıkıntısı dünyadır. Ahiretle ilgili bir kalbinde kaygı taşımıyor. فَيَجْمَعْ وَيَجْمَعْ وَيَجْمَعْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Bu dünya için elinden geldiği kadar yoruluyor. حَتَّى يُفَاجِئْهُ الْمَوْتِ. Ta ki bu şekilde onu ölüm gelene kadar bu hal devam ediyor. مَتَى يَنْتَبِهْ. Ne zaman dikkatli olacak bu insan? Ne zaman uyanacak? اِذَا دَخَلَ اِلَى الْقَبْرِ. Kabre girince mi uyanacak bu insan? الْآنْ هُنَ يَنْتَبِهْ. Bu şekilde uyanmakta ona bir faydası olacak mı? İntaha vakti al-amel. Artık amel yapmanın vakti bitmiş. İzen hâzih sûre fîhâ tehzîr min fitretid dünya. O zaman bu surede şunu söyleyebiliriz. Dünya fitnesine karşı bizi bir uyarmak vardır. İnsanları uyarıyor Yüce Rabbimiz. Limâze hulikna? Bizler niçin yaratıldık? Neden var olduk? Hattâ nukessir minel metâ'id dünya, minel siyarat, minel amval, minel iqârat. Malımızı, mülkümüzü daha çok yapalım diye mi? Gayrimenkullerimiz, arabalarımız daha çok olsun diye mi biz bu dünyaya gönderildik? Ay vahid minna al-an yus'al. Limâze hulikna? Yekul hulikna lina'budallah subhanahu wa ta'ala. Burada kime sorarsan sor, herkes diyecek ki bizler Allah'a ibadet etmek için yaratıldık. Başka bir şey için değil. Fahal nahnu neştegil bihâza? Biz gerçekten bu durumla ilgileniyor muyuz? Av annet dünya al-an ala ma terâha al-an aleyh أنت وراء الدنيا إلا من رحم الله. Yoksa sen dünyanın peşinde koşanlardan mısın? Biliyorsunuz ki insanların çoğu Allah'ın rahmet ettiği kimseler hariç dünya peşinde koşuyorlar. الآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان. Yüce Allah'tan dilerim bizi Ramazan ayına ulaştırsın. هذا الشهر شهر مبارك. Bu ay biliyorsunuz çok mübarek bir aydır. هذا الشهر تعمل فيه ما لا تعمل في غير من الأشهر. Bu ayda diğer aylarda yapamayacağın kadar ameller yapabilirsin. تسخر البدن فيما خلق له في العبادة. Bu ayda bedenini kendisi için yaratıldığı gayeye yönlendirebilirsin. Bu daha da kolay olur. مع أننا في رمضان أكل قليل وعمل كثير. Bu ayda biliyorsunuz az yiyoruz, az içiyoruz ama çok amel yapabiliyoruz. Sıyam sürekli oruç tutuyoruz. Sıyam, teravih, kıraat, Kur'an okuyoruz. Dua dua ediyoruz bolca. Te'amel fi Ramazan ma la te'amel fi gayri minel aşhur. Görüyorsun işte Ramazan ayında diğer aylarda yapamadığımız kadar çok amel yapabiliyoruz. Labud an yakun laka fi kul yom haz lil ahire. La tec'al yomak kamilen fi dunya. Bizim günlerimizde, gün içindeki planımızda ahiret için vakit ayırmamız gereken bazı bölümler olmalı. Tüm vaktimizi dünya için yapmamamız gerekiyor, ayırmamamız gerekiyor dünya için. Bazı nas yekul عندما يموت انسان يقول انتقل الى مثواه الاخير. Bazı insanlar yani duyuyorsunuz ebedi istirahat yani çekildi. Yani هذا آخر مرحلة للإنسان. Sanki insan için varacağı son yermiş gibi böyle düşünüyor. هذا تكذيب بالبعث والنشور. تكذيب بيوم القيامة. Bu tekrardan dirilmeyi ve ahiret günü yalanlamaktır aslında. Al-kabr huwa awwal manazil al-akhir. Aw labud an nantaqil min al-qubur ila yawm al-qiyamah. Aw yawm al-qiyamah nas'al Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi ila al-jannah wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah as-salama wa nas ila an-nar. Kabir bizim için bir son değildir. Ahiret duraklarının ilkidir. Allah'ın izniyle biz Allah'ın farzıyla kabirden sonra cennet hayatına gideceğiz. Bu bizim için bir son değildir. Kalla sevfe te'lemun yani hakkan ve sidkan se te'lem hâze lezi kunte te'mel lehu fid dunya. Kalla sevfe te'lemun yani kıyamet günde bu yaptığınız durumları muhakkak bileceksiniz. Kesinlikle bileceksiniz. Hak ile bileceksiniz. Bu dünyada yaptığınız şeylerin karşılığını hak ile göreceksiniz, bileceksiniz. فَلَوْ كَانَ الْاِنْسَانِ يَعْلَمْ عِلْمْ يَقِينَ ومؤمن يقين 100% بهذا الذي سيكون يوم القيامة
يشتغل في هذه الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. Eğer insanlar ahiret gününe kesin bir şekilde yakinen inansaydılar, %100 bir inanç ile inansaydılar, ahiret için çokça çalışırlardı. Naam. لَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَ لَا اَنْفَعَ الْعَمَلِ. Çünkü kıyamet gününde yapacağın bir amelin sana orada bir faydası olmayacaktır. وَتَرَى أَمَامَكْ اَمَّا الْجَنَّةِ نَسْلَى مِنْ فَضْلِ اَوَ النَّارِ نَسْلَى عَافِيَ السَّلَامِ. O gün geleceksin ve karşında ya cennet olacak ya da ateş olacak. Başka bir seçenek yok orada. فَكُلْ مَنْ يحثك على عمل الآخرة هو المحب لك. Seni aslında ahiret amellerine, ahiret için çalışmaya yönlendiren bir kimse, seni gerçekten seven kimse budur. Başkaları değil. حتى أننا في هذه الأيام شغلونا حتى في المساجد بأمور الدنيا. Biliyorsunuz yani bu zamanda insanlar genelde mescitlerde bile dünya hayatıyla ilgileniyor, dünya ile ilgili konuşuyor. بهذه الأجهزة. Bu telefonlarla meşgul oluyorlar. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المساجد. بيوسف النبي صلى الله عليه وسلم مسجدlerde, camilerde alışveriş yasaklamıştı. نهى عن البحث عن المفقودات الأشياء الضائعة. Kayıp eşya ilanlarını mescitte yapmak da haram biliyorsunuz. المساجد لم تبنى لهذا. Mescitler bunlar için bina edilmemiştir. حديث عن السياسة. Ya da siyasetle ilgili meselelere girmek de doğru değil. الحديث عن الحكام. Ya da yöneticilerle ilgili konuşmak da doğru değildir. الحديث عن ارتفاع الأسعار مثلا. Ya da kendi aramızda bak fiyatlar yükseldi gibi meselelere girmemiz de mescitlere doğru olmayacaktır. هذه المساجد لمن؟ Mescitler kimin içindir? وأن المساجد لله. Mescitler bilin ki mescitler Allah içindir, Allah'ındır. فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان. O zaman Allah ile beraber hiç kimseye dua etme, Allah'tan başkasına ibadet etme. نعم.